En son Ay Yapım imzalı Çarpışma dizisiyle ekranlara gelen Kıvanç Tatlıtuğ'un yine aynı yapım şirketine ait Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı belirlendi. Ünlü oyuncu Nejat İşler, Çağatay Ertenet karakteriyle dahil olmuş ve Yamaç'ın en zorlu rakibi olmuştu. Çukur dizisine son olarak ise Çağatay Ertenet'in kardeşi Arık Böke Ertenet karakteriyle Barış Arduç dahil olmuştu. Diziye dahil olacağı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ ise Arık Böke Yamaç'la savaşında destek verecek. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından Kanal D'yi etiketleyerek Aşk-ı Memnu dizisini yeniden yayınlamalarını istedi. Gelen çağrılar üzerine önlem amaçlı ikinci sayfa programını yavaşlatmak isteyen yapım, her gün yayınlanan programı hafta sonuna alarak onun yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlamaya karar verdi. Geniş bir hayran kitlesi olan dizi ilk bölümden Twitter'da trend oldu. Diziyi izleyen sosyal medya kullanıcıları, Türkiye vatandaşlarını evde tutabilmek için en büyük kozunu ortaya sürdüğü yorumlarını yaptı. Nisan itibariyle Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını tekrar bölümleri ile ekrana geliyor. Programın sıkı takipçileri ise programın neden yayınlanmadığını merak etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde migren ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede arabada iğne olmak isteyen ancak talebi çevrildiği için sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Müge Anlı'nın canlı yayınlarına ara verildi. Kanal D'nin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gürsoy ve Öykü Kareli'nin paylaştığı, yayınlandığı dönem ilgiyle izlenen dizisi Kuzey Güney yeniden ekrana geliyor. Zerrin Tekindor, Rıza Kocaoğlu, Bade İşçil, Hazar Ergüçlü, Mustafa Aykıran, Turgay Kantürk ve Semra Dinçer gibi isimlerin de oyuncu kadrosunda yer aldığı Kuzey Güney, çarşamba akşamları saat 22.45'te izleyici ile buluşacak. TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor, dün akşam 41. yeni bölümüyle ekrana geldi. İkinci kez oynanan açık arttırma oyununda 1000 pesosu bulunan ünlüler ile 500 pesosu olan gönüllüler gelen yemekleri almak için çaba sarf etti. Aralarındaki yakınlaşmayla gündem olan ve aç yaşadıkları iddia edilen Sercan ve Nisa arasındaki diyaloglar dikkat çekti. Açık arttırmada ünlüler takımından Sercan, gönüllüler takımından Nisa'ya kıyamadı ve büyük jest yaptı. Esat Yontuç'un eşi Hande'nin yaptığı tatlıyı almak için elini kaldıran Sercan, Nisa'nın da elini kaldırmasıyla geri çekildi. Açık arttırmadan çekilen Sercan, Acun Ilıcalı'nın neden elini indirdiğini sorusu üzerine Nisa'ya kıyamıyorum o yesin dedi. Takım arkadaşlarının el kaldırmasına da müsaade etmeyen Sercan, girme girme diyerek herkesi durdurdu. Sercan'ın büyük resmi karşısında bir şey söylemeyen Nisa ise gülümsemekle itindi. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı canlı yayında Sercan ve Nisa arasındaki aşk sorusuna yanıt vermişti. Acun Ilıcalı, Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var, onu görebiliyorum ama Nisa'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem ifadelerini kullanmıştı. Geçen sene Aralık ayında Atiye dizisinin ilk sezonu izleyicilerle buluşmuş ve büyük beğeni toplamıştı. Atiye'nin ikinci sezon çekimlerinin de tamamlandığı biliniyor. Ancak ikinci sezon ne zaman yayınlanacak henüz Netflix'ten bu konuda bir bilgi gelmedi. Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un başrolünde yer aldığı dizinin 3. ve 4. sezonları için de onay verilmişti. Atiye hayranları 2. sezonun yayını beklerken şimdilerde asıl 3. ve 4. sezon çekimleri için çalışmalar yapılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm setler durdu. Atiye de bu süreçte çekimlere başlayamaz ama ön hazırlıklar, senaryo süreçleri tam da bu dönemde tamamlanacak. TV100'den Birsen Altuntaş'ın kulis bilgisine göre 8 bölümlük 3. sezonun hazırlıklarının devam ettiği ortaya çıktı. Atasay Koç Cansu Çoban ve Meri Aslan'ın 3. sezon senaryosunu yazmakta olduğu belirtiliyor. Bu ekibi izleyiciler Hakan Muhafız dizisinin senaryosunu yazan ekip olarak da biliniyor. Müzik
Babil dizisi yeni bölümünde çekimlere ara verilmesi nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak. Babil dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler Star TV'de yerli film ile karşılaştı. Aralığında Babil dizisinde yer aldığı birçok dizi çekimlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi. Dizinin yeni bölümü yerine yerli film izleyicilerle buluştu. Babil dizisinin yeni bölümünde ise ne zaman yayınlanacağı şimdilik belirsiz. Babil dizisinin son bölümünde ise Ayşe'nin gizli kapaklarları Mert'in dikkatini çekiyor. İrfan Eda'yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman İlay'ı geri kazanabilecek mi? Ayşe'nin polis kimliği açığa çıkacak mı? Gibi sorular merak edilmektedir. Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son fragmanında izleyicileri şok uğratacak bir gelişme yaşandı. Fragmanda Fahri'nin vurulup yere düştüğünü gören izleyiciler neye uğradıklarını şaşırdı ve akıllara şu soru geldi. Fahri baba ölecek mi? Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgını birçok dizi film çekimlerinin durmasını sağlamışken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi çekimlerine ara vermemiştir. Bu dönem bizlerin setleri takip etmesini zorlaştırdığı gibi siz izleyicileri de etkiledi. Ama bizleri rahatlatan olay ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Fahri karakterinde bu sezonda bizlerle birlikte olacağıdır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde herkesi kandıran Feyyaz karakterinin çeşitli gruplarla da işbirliği yapması, Fahri'nin vurulmasında onun parmağının olması ihtimalini de akıllara getiriyor. Ve bizlere göre asıl hedef Alparslan'dır. Aileyi korkutmak amacıyla Fahri'yi böyle bir saldırı düzenlemesi ihtimali göz önünden kaçmamalıdır.